Merhaba arkadaşlar. Biliyorum hepimiz, çoğumuz SPK'ya kızgınız. Ya 8-10 tane halk arzımız halk arz fiyatının altında sarkmışken ya da nötr seyrediyorken SPK yine yeniden iki yeni halk arza onay vermişti. Hatta ve hatta buradan bazen paylaşımlarda bulunuyorum. Ya işte niye halk arz söylüyorsun artık yeter diye yorumlar da gelmeye devam ediyor. Ben yine de yeni gelen halk arzları sizlerle paylaşmaya, taslak izahnameleri, detayları paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bakın şurada Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim AŞ SPK'ya taslak izahnamesini sunmuş. Halka arz olmak için başvurusunu yapmış arkadaşlar. Şimdi daha bir yıl değil, bir yıldan önceki bir zamanda enerji sektörü şirketleri alıp başını gidiyordu. O Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek 50 milyon dolarlık mı? Ne bir 500 milyon dolarlık mıydı? Bir yatırım vardı. Enerji sektörü gerçekten çok ateşlenmişti. Tarihi zirvelerine gitmişlerdi. Şu an bakıyorum da o enerji sektörü hisseleri, özellikle takip ettiğim EuroPower gibi şirketler ne yazık ki tarihi zirvelerinin yarısından daha aşağıdalar. Bakalım. İnşallah daha iyi noktaya gelecekler. İnşallah kendilerinden beklenen o performansları gösterecekler. Enerji üretimde halk arz olmak için taslak izahnamesini SPK'ya sunmuş. Detaylara değinelim. Bireysel eşit dağıtım 35 milyon lot. Burs yatırım. Burs yatırımı niyeyse çoğu yatırımcı yorumlarda beğenmiyor. Burs yatırımda bir sıkıntı var diyorlar. Bakalım. Sermaye arttırma 30 milyon lotmuş. İki tane ortak satış yapacakmış. Atilla Başoğul, Hakan Başoğul. 2,5 milyon lot ikisi de. Gelen parayı ne yapacaklar? %10 ila 20'sini işletme sermayesine, %40 ila 50'sini finansman maliyetinin azaltılmasına, yani bankadan kredi çekmeyecekler de gelen parayı kullanacaklar yarısını. %20-30'unu yatırım finansmanına, %10 ila 20'sini de şirket satın alımı ve iş ortaklıkları kurulmasında kullanacaklarmış. Şu fon kullanım yerine baktığımızda borç yok gibi görünse de işletme sermayesi, finansman maliyeti, yatırım finansmanı bunların hepsi aslında borç yerine kullanılabilecek yerler olarak gösterilebilir. Finansal tabloya baktığımızda hasılatı 2022'de 623 milyonken 27 milyon TL cüzi bir kar elde etmişler. 2023'te hasılat düşmüş bir hayli ama karlılık oranı bir hayli yükselmiş. Yarısından fazlası kar. 359 milyon hasılata karşılık 192 milyon TL kar etmişler. 2023 aylığında 47 milyon TL hasılata karşılık 33 milyon TL kar etmişler. Hem hasılat hem karlılık çok düşmüş. Burada bir farklı bir durum var ama bakarız. Fiyat istikrarı için 15 gün vermişler. Halk arz gelirinin %20'siyle arz fiyatının altına sarkmamasını sağlamaya çalışacaklarmış arkadaşlar. %26'sı da halka açıklık oranı olacakmış. Bakalım SPK ne zaman alınacak? SPK bugünlerde çok hızlı, çok çalışıyor. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Bayram dönüşü hemen yeni onaylar gelebilir arkadaşlar. Takip edeceğiz. Takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz.